Hay Allah! Her şey yoluna girdi mi hayatım? Öyle gibi gözüküyor. Ama yine de bir kontrol edelim. Gel. Edelim. Ben bunun tozunu daha önce almamış mıydım? Süpürge yapmıyor muydum ben? Betüş'cüğüm hayatım, söyle bakayım sen niye beni böyle alelacele çağırdın? Perihan teyze, sabah söylediklerin doğruymuş. Gerçekten de Sadık'ın annesi hastaymış. Ya ya, nesi varmış güzelim? Sadık sadece onun üşüttüğünü sanıyor. Yani daha doğrusu o kadarını biliyor. Tarık onu hastaneye götürmüş. Doktorların bir teşhis koymasını bekliyor ki bizi arayacak. Esi ben dayanamadım, eve gelip Seyirliköy'den olanlara baktım. Kadıncağız hastanede yatıyor. Perihan teyze, o hiç de üşütmüşe falan benzemiyor. Bence şiddetli bir zatürre geçiriyor. Hay Allah, bu yaşlı bir fani için gerçekten de çok zor bir durum. Babaanneleri çocuklar için, Sadık için, benim için çok önemli. Ne yapacağımı şaşırdım. Onun için de senin yardımına ihtiyacım var. Ne yapayım? Yani gidip onu sihirle iyileştireyim mi? Hayatım, elbette ihtiyacı olan fanilere yardım etmek bizim görevlerimizin en başında gelir. Ama önce bu haberin sana doğal yollardan ulaşmasını bekle. Yani sihirli küreden bakarak değil, aranarak. Evet ama o zaman da çok geç olabilir. Yani doktorlar teşhis koyup Tarık bize haber verene kadar ya durumu düzeltmek için çok geç olursa? Hayatım, sen de biliyorsun ki biz periler fanilerin kaderlerini değiştiremeyiz. Kötü olacaksa zaten olur. Bu sadece Tanrı'nın bileceği bir iştir. Ama senin yapabileceğin bir şey varsa, bir iyilik varsa izin verilir ve sen bu iyiliği yapabilirsin. Anlıyorsun beni değil mi bir tane? Tamam. Gelişmelerden beni de haberdar et, olur mu? Hı-hı. Hem öyle böyle hüzünlü durma bakayım. Birazdan çocuklar gelecek. Biliyorsun çocuklar her şeyi çok çabuk hissediverirler. Tamam, onlara hiçbir şey hissettirmem Perihan teyze. Çok teşekkür ederim. Ah benim bir tanem, güzel kızım benim. Hayır, yeter, 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 yeter! Vurma, susam! Canım benim, aman Allah'ım ben uykuya dalmışım. Hem de kaç saatten beri. Acaba periler geldi mi? Beni sihir yaptılar mı? Bir şey kaçırdıysam çok üzülürüm. Bu Firuze de sabahtan beri aynı yeri temizliyor ya. Geliyorum. Komşum ne zaman geldiniz? Abi biraz önce Firuzeciğim, sen yukarıda iş yapıyordun herhalde, duymadın geldiğimi. Erken dönmüşsünüz, hayırdır? Ay, hayırdır, hayırdır. Kapı çalıyor, gel kapıya bakalım. Ay, 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 ay. Ne oldu arışmaları çağırın ya? Hoş geldiniz. Adem ya ablam, bugün okuldan erken çıkmışlar. Beni kreşten aldılar. Geçin bakalım, nasılsınız çocuklar? İyiyim, sen? Ben de çok iyiyim. Cem? Ben iyi değilim Betüş. Aa, ne oldu? Abim bugün Tuğçe'nin defterinin arasında Mustafa Sandal posterini yakalamış. Kendini aldatılmış hissediyor. Ay saçmalama Cem, herhalde öyle düşünmüyorsun. Gayet öyle düşünüyorum Betüş. Tuğçe'nin defterinin arasında benim resmim yok ama Mustafa Sandal'ın posteri var. Ya çok sinir oldum. Kızlardan yardım istedim. Beni Mustafa Sandal'a benzetecekler. Yarın Tuğçe'ye yanı başındaki Mustafa Sandal'ı göstereceğim. Ya, gülmesene Firuze abla, bunun nesi komik? Komik abi, kabul et. Ay, söylüyoruz söylüyoruz anlamıyor Betüş. Yani biz bir büyücü olsak bile abime bir gün içinde Mustafa Sandal'a benzetemeyiz ki. Sen de söylesene. Bence de. Evet, kardeşlerin haklı Cem. Sen kimseye benzemek zorunda değilsin ki. Hayır efendim, beni Mustafa Sandal'a benzeteceksiniz. Saçımı, kıyafetimi onun gibi yapacaksınız. Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Size karşılığında tam 2 haftada mı teklif ediyorum? 3.
Dörtte abla. Hem de peşin alırız. Aa. Ceren, Çilek. Hiç kızma Betüş. Kız kardeşlerime kendi irademle harçlık veriyorum. Hadi bakalım, hemen hazırlıklara başlayalım. Parasıyla değil mi? Hadi düşün önüme, hadi. Çocuklar. Efendim. Tarık. Tamam canım, seni dinliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.